Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6 Mart günü Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesi krize neden oldu. Haymana Mutabakatı heyeti yayınladıkları bildiri ile Kılıçdaroğlu adaylığını tanımadıklarını ve 6 Mart'ı Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçtiğini belirtti. Saadet Partisi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı krize neden oldu. Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, Saadet Partisi'ne tepki gösterdi. Yaşar, Saadet Partisi yönetimi, davasına ihanet etmiştir dedi. Yaşar ayrıca, Kılıçdaroğlu adaylığını tanımadıklarını da ilan etti. Heyet, seçim tarihinin açıklanmasından sonra toplantı yapılacağını ve adaya ilişkin alınacak kararın kamuoyuna duyurulacağını da açıkladı. Haymana Mutabakatı'nın sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. 6 Mart'ın Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçtiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6 Mart 2023 tarihinde yaşananlar ve atılan sloganları şuurlu milli görüşçüler kendilerine yapılmış bir hakaret olarak görmüşlerdir. Davamız adına üzüntü verici olan bu görüntüler ve sloganların genel merkez yönetimi tarafından makul karşılanması yarım asırlık davamızın inkarı olmuştur. Milli Görüş Hareketi yarım asırdır milyonlarca inançlı insanların emeği, gözyaşı, duası ve üstün gayretleriyle vücut bulmuştur. Ayrıca 1,5 milyar İslam aleminin umudu olmuş muazzam bir birikime sahiptir. Hal böyle olunca henüz verilip verilmeyeceği meçhul olan bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile 3-5 vekillik karşılığında kazanan tarafta olacağız avuntusuyla mukaddes dava peşkeş çekilmiştir. Bu sebepledir ki Saadet Partisi'nin mevcut yönetimi davasına ihanet etmiş, milletimizin nezdinde meşruiyetini kaybetmiştir.